Arkadaşlar bugün yepyeni bir video içeriğiyle sizlerle beraberiz. Bugünkü video konumuz Binance 300, yani kripto paralar ile yapabileceğiniz kaldıraçlı alım satımlar. Binance bu kaldıraçlı işlemleri Futures adı altında bir platformda oluşturmuştu. Binance platformuna Futures'a nasıl ulaşabilirsiniz? Birinci olarak Binance uygulaması üstünden, ama bu uygulamayı kesinlikle İngilizce yapmanız lazım. Binance Futures platformu sadece İngilizce destekli bir platformdur. Diğer dillere de bir desteği yoktur. Veya web browser üstünden, yani Google Chrome veya Opera üstünden girdiğinizde oradan da erişebilirsiniz, ama sadece İngilizce olarak erişebilirsiniz. Ben İngilizce konusunda sıkıntı çeken arkadaşlar için bunu tamamen Türkçe olarak anlatacağım. Binance uygulamanızı İngilizce çevirdikten sonra bu klasik Binance'ın ana sayfası. Biz buradan Futures'a iki farklı yerden ulaşabiliriz. Birincisi alt tarafta. Burada göründüğü gibi Futures yazan kısım. İkinci olarak more, yani daha fazlaya tıklayıp bu servis kısmında hemen margin kısmının yanında Futures olarak bulunmaktadır. Futures ile margin kısmen benzer. Margin klasik borç alırmış gibi yapılandır. Futures ise sadece tek alım satımda size kaldıraç uygulamaktadır. Futures'a bastığınızda şöyle bir ekranla başlarsınız. Tabii ilkten başlayacak olursanız sizi bir sınava sokar. Yaklaşık bir 12 soruluk sınava sokar. O sınavda tam yapınca sizi Binance Futures'u kullanmaya açar. Tabii ki sınava siz defalarca girebilirsiniz. Sınavı bitirdiğinizde hangisi doğru cevap olması gerektiğini size gösterir. Siz onu ekran görüntüsü alıp bir sonraki sınavda ekran görüntüsüyle beraber girebilirsiniz. Hiçbir sakınca yoktur. Şimdi bu kısımda nerelere dikkat etmeliyiz? Üst kısımdan BTC USDT, Bitcoin USDT olarak bu kısımdan istediğiniz coin'i seçebilirsiniz. Spot alım satımdaki bütün coin'ler yok. Burada sadece belli başlı coin'ler almıştır. Yine de çok fazla bir seçeneğimiz bulunmaktadır burada. Bu kısımda yani en ünlü coin'ler vardır. Çoğunda kaldıraç sistemi uygulayabilirsiniz. Çoğu da USDT karşılığında olmaktadır. Şimdi size kısa bir gösterim yapalım. Bitcoin üstünde burada bir sürü bilmediğiniz terimler vardır. Haklı olarak bunlar nedir, şunlar nedir? İnsan bir sorguluyor. Yukarıdan aşağı doğru gidelim. Şimdi şu kısımla başlayalım. Bizim kaldıracımızın esas önemli noktası. Bir pozisyon açıldığında, bir alım satım yaptığınızda size pozisyon açar. Peki bu pozisyonda iki tip vardır. Cross veya isolated olaraktır. Şimdilik isolated ile başlayalım. Sizin bıraktırdığınız parada atıyorum o paranın hepsini değil, belli bir kısmını kullanacaksınız pozisyonlaşmada. Bir coin değil, birkaç farklı coin'e siz birkaç farklı pozisyon açabilirsiniz. Yani Bitcoin'e bir pozisyon açtım, Ethereum'a bir pozisyon açtım, Shiba'ya ayrı bir pozisyon açtım gibi yapabilirsiniz. Ama tek bir coin'e iki pozisyon açamazsınız maalesef. Bitcoin'i aynı zamanda alayım, aynı zamanda shortlayayım tarzı bir olay yoktu. Isolated'da bu pozisyonlar ile bu yaptığınız fund arasında herhangi bir alışveriş olmaz. Yani bir pozisyon sadece kendi içinde izoledir. Cross'ta bu durum daha farklıdır. Mesela şu an burada bir 10 dolarlık, bir 20 dolarlık bir bakiyemiz vardır. Ben cross olarak bir pozisyon açtığımda bu pozisyon eksiye düştüğünde burada geri kalan 10 doların içinden eksiye düşen kadar çekim yapmaktadır. Bu da pozisyonun riskini önler ve likidite olmasını önler. Veya artıya geçtiğinde atıyorum artı %10 oldu. 1 dolar 1 doları buraya aktarır ki o 1 dolar ile siz farklı bir pozisyon açabilirsiniz. Yeni bir pozisyon açabilirsiniz. Buna imkan sunar. Ama isolated margin'de bu olmaz. Bunu göstermek adına önce cross'tan devam edelim. Sonra buradaki bizim leverajımızı artırma, yani hangi leverajı kullanacağımızı seçme yeridir.
Sadece Bitcoin'le 1 ile 125x arası bir seçenek verir. Diğer coinlerde daha az. Ethereum'da yaklaşık 100, BNB'de daha 100. Ondan sonra başlar 50x, 30x veya maksimum 20x olana kadar giden coinler vardır. Şimdi biz fix 20x'te bir pozisyon açacağız. Bu kısımda nelere dikkat etmeliyiz? Birincisi gireceğimiz kısım, gireceğimiz miktar. Yeni update ile birlikte bize burada çok güzel bir kolaylık sağlamaktadır Binance. Alt taraftan grafiği açıp şu an anlık neredeyiz bunu görebiliyoruz. Bu çok güzel bir kolaylık olmuştur çoğu kişi için. Ben bunu kullanıyorum. Bilgisayardan telefona döndüğümüzde büyük bir sıkıntı bu grafiği görememek. Anlayan arkadaşlar muhakkak vardır. Birinci olarak fiyatı belirlemeliyiz. Hangi fiyat kısmından gireceğiz? Kendimiz bile yazabiliriz. Normal spot alanındaki gibi. Şuraya rastgele bir değer girelim. Ben Bitcoin'i şimdi bakıyorum. Yükselecek gibi mesela ya da düşecek gibi. O tamamen size kalmış ve bu futures kısmında size iki seçenek verir. Ya buy long veya sell short olaraktır. Şimdi bunların farkını anlatayım size. Buy long dediğimizde klasik alttan alıp yani düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satılınca yapılan bir kardır. Mesela şu an 43.200 dolardan alıp 44.000 yükselince satarız ve oradan bir kar elde ederiz. Sell short kısmını merak ediyorsunuzdur. Sell short da yüksekten satıp aşağıdan alma işlemiyle yapılan bir kardır. Yani ben burada bir sell short pozisyon açtığımda benim elimde bir miktar Bitcoin varmış gibi gösterirler. 43.200 dolardan bunu satışa satmışım. Ve şimdi 43.100'e düştü. 43.100'den aldığımda aradaki fark benim kar payım olarak geçiyor. Kazancı öyle elde ediliyor. Mesela şimdi bir düşüyor gibi bir short yapalım burada. Şu kısımda ne kadar fundunuzdan margin kullanmanızı istediğinizi seçebilirsiniz. %50'lik bir kullanım yapalım. Fiyatı güncelleyip sell short yapalım. Aynı anında open order'a düşmeden direkt pozisyonumuzu açtık. Pozisyonumuzu açtığımda şöyle bir yercikti. Bu sol kısımda sağ kısımda bizim yüzdelik değerimizi gösterir. Orta kısımda bizim marginimiz yani tam ne kadar ile miktar dolar bazında ne kadar miktar ile margin oluşturduğumuz. Üst kısımda cross 20x yani isolated ya da cross ve leverage'ımız çarpanımız bulunmaktadır. Bu marginimizle çarpanımızın ne kadarlık bir birim yaptıysa burada gösterilmektedir. Size yani bu pozisyonun esas size 20x ile kaldıraçlı. Ve bizim ana paramızın yüzdeliğinden yani marginimizin yüzdeliğinden kazancımız da burada görülmektedir. Şimdi biz bu pencerede neler de yapabiliriz? Birinci olarak leverage'ımızı ilk başta beğenmedik. Adjust leverage deyip leverage'ımızı baştan yenileyebiliriz. Bu olanağı veriyor. İkinci en güzel olanağımız profit loss çizgilerimizi belirlemek. Burada da çok daha güzel bir olayımız var. Fiyat yazabiliriz. Ayrıyeten yüzdelik ile de yazabiliriz. Yani ben atıyorum kazancım %10 olduğunda pozisyonum kapanmasını istiyorum. Kaybım da %10 olduğunda pozisyonumun kapanmasını istiyorum. Ve ben bu değerleri girdiğimde bana yaklaşık ne kadarlık bir kazanç ve kayıp vereceğini burada otomatik olarak gösteriyor. Bunu yaptığımızda zaten take profit ve stop loss olarak bize burada giriş ve çıkış yapacağı fiyatları veriyor. Bunun dışında yani oldukça basit bir arayüz. Burada dikkat etmemiz gereken kullandığımız margin rate'lere göre ne kadar para kullandığımıza göre ayarlayacağımız leverage sistemi. Biz leverage'ı ne kadar çok artırırsak bizim pozisyonumuzda risk o kadar artar. Bu risk %80'e ulaştığında bizim paramız tamamen likidite olur. Niye böyle bir şey olur? Şimdi biz yaklaşık 8 dolarlık bir margin yapmışız 20x ile.
Bu da yaklaşık 172 dolarlık bir pozisyon oluşturuyor. 172 dolar burada bize yaklaşık %1 oynama, 20 ise %20 oynama bedel. Bu yüzden bu marginin %1'i bizim marginimizden fazla olduğu zaman bizim paramızı eritiyor. Lista bunu yapıyor yani kısaca. Bu yüzden leverage'ı düşük tutup riskimizi ne kadar düşük tutarsak pozisyonumuzu o kadar koru. Cross ve isolated margin'de biz risklerimizi nasıl koruyabiliriz? Şimdi cross'ta gördüğünüz gibi şuradaki para buradaki artana göre sürekli değişiyor. Eksiye geçtiğinde buradan alıyor, artıya geçtiğinde yine marginimize katıyor. Cross'ta böyle bir işlem var. Isolated'da bu ikisi arasında hiçbir alışveriş olmaz. Bu durumda isolated'da risk biraz daha yüksek olur. Şimdi bizim içeride paramız var diye bu para ile de eksiğini kapayabileceği için riskimiz çok düşük. Biz peki isolated girdiğimizde riskimizi nasıl düşük tutabiliriz? Mesela bir coin'e long girdiniz. O coin düşmeye başladı. Tabii kaybınız olduğu için riskiniz de artmaya başladı. Alttan bir alım daha yaparsanız bu sizin giriş ortalamanızı aşağı çekecektir. Kaybınız da biraz daha düşecektir. Riskiniz de düşecektir. Buna kademeli alım da denebilir. Tabii ki pozisyon açarken bir pozisyona gireceğinizde bütün paranızı kullanmak yerine atıyorum bu pozisyon için ben 10 dolar ayırdım. Kendinizi güvene almak adına 10 dolar yerine 8 dolarlık bir alım yapın. Düşüşte %5, %10 düştüğünde geri kalan 2 dolardan da o civarlardan bir alım yapın ki riskinizi de yüksekte tutarsınız. Kaybınızı da minimuma indirmiş olursunuz. Şimdi biz atıyorum take profit'e gelmeden ben bu pozisyonumu kapamak istiyorum. Direkt close position dediğimizde bize pozisyonu kapatır. Bu tabii ki close position'dan mesela atıyorum ben margin'in büyük bir kısmını çekmek isterim ama pozisyonuma kapanmasını istemiyorum dediğimizde ne yapabiliriz? Şu kısımda biz pozisyonumuzdan ne kadar çekilsin? Bunu ayarlayabiliyoruz. Ama sadece %25, %50, %75 veya tamamı olarak seçeriz. %50'sini çekelim dersek direkt marginimizin yarıya düştüğünü fark edeceksiniz burada. Marginimizin yarısını almış. Geri bizim wallet'ımıza, futures wallet'ımıza atmıştı. Bu durumda da daha farklı bir coin'de bir pozisyon açabiliriz. Mesela şimdi Bitcoin'in açıkken Shiba'ya gelelim. Hadi Shiba'ya da bir long yapalım. Ama bu Shiba'ya da ben longumu bu da düşse geçiyor aslında. Hadi şuna da bir short yapalım. Ama buna isolated yapalım. Miktarımızı seçiyoruz. Bu sefer bu ana paranın ben yarısı kadarını short yapıyorum. Önce open order'a düştü. Çünkü fiyat farklılıkları var. Çok geç kaldık sanırım. Evet, şimdi sell short yaptım. Pozisyonumuz açıldı. Gördüğünüz gibi iki farklı pozisyon açtık. Tabii ki şu isolated. Yani şunun artısı eksisi benim ana parama yansımıyor. Ama Bitcoin'imiz şu an cross'ta olduğu için onun artısı eksisi ana paraya yansıyor. Isolated olayı daha başka. Ve gördüğünüz gibi aynı miktarlarda olmasına rağmen riskimiz çok daha fazla. Çünkü bağlı olduğu bir wallet yok. Sadece bu parayla idare etmek zorunda. Ama cross'a baktığımızda riskimiz çok daha düşük. Çünkü sadece marginimiz değil. Onun arkasında iki katı kadar da bir miktar olduğu için o riski çok düşükte tutar. Cross ile isolated'ın farkı bu. Kaldıraçlarımızı çok dikkatli kullanmalıyız. Risklerimiz oldukça fazla oluyor düşüşlerde. Mesela %2 düşüşte %20 riskimiz vardır. Bu riskimiz %80'e çıktığında biliyorum ki
Benim param likidite olacak. Bunlar da mutlaka pozisyonlarımızda stop loss kullanın. %15, %20. Yani ne kadar riske edebileceğinize göre. Çünkü paranızın tamamı gitmektense en azından küçük bir miktarının gitmesi tabii ki de daha iyi olur. Yani kötünün iyisi olarak. Bunun dışında %10'a sanırım bu ulaşıyor. Şimdi birazdan kendi kendini kapatır. Biz pozisyon açacağımızda neye göre pozisyon açabiliriz? Bu tahminlere göre ya da analistlere göre herkes kendine göre bir seçeneği vardır. Size önerim videonun evet şimdi çıkıyor. Video açıklamasında size benim Telegram hesabının linkini gönderdim. Bu Telegram hesabında ben günlük olarak Binance Futures'la alakalı pozisyonlar paylaşıyorum. Bunlara katılabilirsiniz. Ekstra yardımcı olur, ekstra kazanç olur. Bunun dışında grubumuzda da farklı farklı paylaşımlar da mevcuttur.